kurumu tarafından kabul edildikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda bizim dosyamız ve bundan sonraki süreç tamamlanınca bu fakültemizde faaliyete geçecek. Belki bu fakültemiz hakkında da kısaca bir bilgi sunmak isterim. Neden böyle bir fakülte? Mimarlık oldukça az önce de bahsettiğim gibi talep gören bir konu. Çünkü inşaat sektörü çok canlı bir konu. İnşaat mühendislerine ihtiyaç olduğu kadar beraberinde mimarlık talepleri de geliyor. Diğer bir nokta, tasarım çok önemli bir kavram haline gelmeye başladı. Bunun sebebi de şu, artık bilgiye ulaşmak, bundan 10 yıl öncesine göre kıyasladığınızda veya 20 yıl öncesine göre kıyasladığınızda çok 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 kolay hale geldi. Özellikle biraz yabancı dil bilgisi olan insanlar için bilgiye ulaşmak gerçekten bir tuş mesafesinde, evet, bir bilgisayar tuşu mesafesinde. Bu çağda artık bilgiyi kafalarda depolamak, bilgiyi defterinize, bilgisayarınıza yazmanın çok önemi kalmadı. Bu çağda önemli olan bu bilgiyi yararlı bir hale dönüştürebilmek. Bu belki bir ürün olabilir, belki bir hizmet olabilir, belki bir süreç olabilir. İşte tasarım da bu anlamda geleceğin olmazsa olmazlarından bir meslek. Mesleklerinden. Tabii evet. Ki tasarım deyince işin içerisinde mühendislik kadar biraz da güzel sanatlar geliyor. Evet. Bu sebepten dolayı biz mimarlık da hakeza aynı şekilde bir sanatçı ruhu gerektiren bir konu. İnşaat mühendisliği gibi olmayan bir konu. Biraz daha soyut düşünebilmeyi, biraz daha farklı hayal kurabilmeyi gerektiren bir meslek mimarlıkta. İşte biz bu düşüncelerle bu her üç fakülte olabilecek birimi, aslında bazı üniversitelerde bunlar ayrı ayrıdır. Peki, mimarlık evet. fakültesi, tasarım fakültesi ve güzel sanatlar fakültesi. Ama biz artık bunların iç içe geçtiğini düşünüyoruz. Bunları birbirinden ayırt edilemez birimler olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncelerle de bunların hepsini biz bir araya topladık. Tabii ki bu mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar fakültesi deyince içerisinde sadece mimarlık bölümü olmayacak. Mimarlıkla ilgili kısma baktığımızda mimarlık bölümü olacak. İç mimarlık, şehir bölge planlama, peyzaj mimarlığı gibi değişik birimler olacak. Tasarım yönüne baktığınızda az önce de söyledim artık çok geniş bir kavram. İşte moda tasarımından tutun da iletişim tasarımına kadar, grafik tasarımına kadar, endüstriyel ürün tasarımına kadar birçok kavram içermekte. Bizim ilk başlangıç noktamız endüstriyel ürün tasarımı ve grafik tasarımı olması yönünde. Ancak ileride bunun içerisi daha da doldurulabilir, daha da genişletilebilir düşüncesindeyiz. Evet. Güzel sanatlarda da değişik alanlarda özellikle bölgemize de hitap etmesini düşündüğümüz Türk el sanatları diyebilirim. Bu alanda da bir bölüm açmayı düşünüyoruz. Normal bir güzel sanatlar fakültesinin içerisinde olacak olan bölümlere ilave olarak. Evet. Yabancı dillerden de bahsetmek isterim. Yabancı diller bölümümüzde de niçin yabancı diller yüksek okuluna da niçin ihtiyaç duyduk? Artık yabancı dil olmazsa olmazlardan birisi haline geldi. Maalesef Türkiye'deki eğitim sistemimizde çocuklarımıza ilk öğretimde, lisede sunduğumuz yabancı dil çocuklarımızın kendilerine bir yabancı dilde ifade edebilecekleri düzeyde okudukları bir bilimsel makaleyi veya güncel bir makaleyi anlayabilecekleri düzeyde bir yabancı dil öğretemiyoruz bu süreç içerisinde. Bu konu ister istemez üniversiteye kadar yansıyor. Evet. Biz üniversitemize mezun ettiğimiz bir mühendisimize, bir işletmecimize yabancı dil öğretmek durumundayız. Ki mezun olduklarında diğer mezunların arasından sıyrılabilsinler, ön plana çıkabilsinler. İşte bu düşüncelerle de biz üniversitemiz bünyesinde bir yabancı diller yüksek okulu açılmasına uygun gördük. Evet. Ve bu da yine Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul gören bir yaklaşım oldu. Hocam dilerseniz sohbetimize reklamlardan sonra devam edelim. Hocam fakültelerimizden söz ettik. Bu fakültelerimizin ve bölümlerimizin açılmasında nasıl bir yol haritası izliyoruz?
Tabii ki üniversitede açılacak olan akademik birimler önemli bir konu. Çünkü üniversiteyi oluşturacak olan bu akademik birimlerdir. Bunların belirli bir çalışma sonrasında karar verilmiş olması gerekir. Belirli bir mantık süzgecinden, belirli bir akademik düşünce süzgecinden geçirilmiş olması gerekir. İşte biz de burada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde açılacak olan birimlere karar verirken öncelikle bölgemizi bir inceledik. Bölgemizin ekonomik yapısını, sosyal yapısını, kültürel yapısını inceledik. Bölgemizdeki üniversiteleri inceledik. İleride olması muhtemel gelişmeleri inceledik bölgemizdeki. İşte bütün bunları masaya yatırdığımızda, ki bu masaya yatırma işlemini sadece akademisyenler olarak yapmadık, Osmaniye'den bu konuda görüş bildirmek isteyen herkesi işin içerisine çekerek, onları davet ederek bir katılımcı platform içerisinde karar vermeye çalıştık. Ve gördük ki gerek Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimi, gerek İskenderun Havzası'nın gelişimi, gerekse hemen yanı başımızdaki Ceyhan'dan başlayıp İskenderun'a kadar devam edecek olan Enerji İhtisas Bölgesi'nin gelişimi, bizleri ve Osmaniyelileri genel olarak teknik bir üniversite, teknik ağırlıklı bir üniversite olması yönünde karar almaya sevk etti. Tabii bunun da altını biraz açmak isterim. Teknik bir üniversite deyince içerisinde sadece mühendislik fakültesinin olduğu, teknik bilimlerin okutulduğu, teknik bilimlerin çalışıldığı bir üniversite akla gelmemesi lazım. Her üniversitelerin ağırlık verdiği bir alan vardır. Örneğin Hacettepe Üniversitesi deyince aklımıza hemen sağlık bilimleri gelir. İşte bir İstanbul Teknik Üniversitesi deyince mühendislik fakültesi akla gelir. Teknik bilimler ön plana çıkmıştır. İşte biz de, ama bu şu demek değildir ki Hacettepe Üniversitesi'nde sadece tıp fakültesi ve sağlıkla ilgili birimler vardır. Hayır. Hacettepe Üniversitesi'ne baktığımızda sosyal bilimlerden mühendislik Tabii. bilimlerine kadar birçok birim vardır. İşte burada da biz Osmaniye Korkut Ata bünyesinde ağırlığımızı, araştırma anlamındaki ağırlığımızı, önceliklerimizi teknik bilimlerden yana koymanın bölge açısından, Osmaniye açısından daha faydalı olacağını düşündük. Ancak tabii ki mühendisliğin yanında İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, az önce konuştuğumuz Mimarlık, Tasarım, Güzel Sanatlar Fakültesi de en az mühendislik kadar önemli olan fakültelerimizdir. Ve buradaki öğrencilerimizin de geleceği en az mühendislik fakültesindeki öğrencilerimiz kadar parlaktır. Böyle düşünüyoruz biz. Ancak araştırmalarımızı anlamında baktığımızda ağırlığımızı, önceliğimizi biraz daha teknik bilimlere doğru yönlendirme düşüncesindeyiz. Hocam, tıp fakültesi beklentisi eminim ki tüm izleyicilerimizin merak ettiği bir konu. Bu konuda üniversite olarak bir girişimimiz olacak mı? Evet, bu konu bana da birçok platformda sorulan bir soru. Biz üniversitemizin az önce bahsettiğim yol haritasını belirlerken, üniversitemiz bünyesinde bir tıp fakültesi kurulmasını öngördük. Ancak Devlet Planlama Teşkilatı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bunun kısa sürede olamayacağına karar verdik. Bu gerekçeyle de üniversitemizin ikinci 10 yıllık evresinde, üniversitemiz bünyesinde bir tıp fakültesi açılması noktasında Devlet Planlama Teşkilatı ile bir anlaşmaya vardık. Ancak sağlık hizmetleri ve sağlık eğitimi Türkiye'de hızla değişime uğramakta son yıllarda. Bunun sonucunda da tıp fakültesi algısı, tıp fakültesinde sunulan hizmetler büyük değişikliklere uğramakta ve beklentiler değişmekte. Çünkü biliyoruz ki gerek devlet hastanelerinin veya Sağlık Bakanlığı'nın genel olarak sahip olduğu sağlık kuruluşları ve gerekse de özel sektörün sağlık kuruluşlarında ciddi atılımlar var. Bütün bunları bir bütün olarak değerlendirdiğinizde tıp fakültelerinin kendi başlarına sadece araştırmaya yönelik olarak hastane açmaları gerekmekte. Ancak bugüne kadar Türkiye'de tıp fakültesi hastaneleri normal Sağlık Bakanlığı'nın sahip olduğu hastanelerin sunduğu hizmetlerde sürdürmekteydi ve buna göre bir yapılanma içerisindeydi. Tabii bu dönüşümün neticesinde şu anda tıp fakülteleri, hastaneleri ciddi maddi problemler içerisinde. Tabii biz burada bunu da göz önünde bulundurmak durumundayız. Hatta son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nın bütün tıp fakültelerinin, hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi yönünde bir önerisi de oldu. Tabii ki akademik camiadan buna ciddi tepkiler de geldi. Bunlar şunu gösteriyor, buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Tıp fakültesi açmak, tıp fakültesi hastanesi kurmak kulağa hoş geliyor.
cazip geliyor ve bölge için eminim ki de büyük hizmetler olacaktır. Ancak onun kadar önemli olan şu mevcut şartlar içerisinde böyle bir fakülteyi, böyle bir hastaneyi devam ettirebilmek, sağlıklı bir şekilde işletebilmek. Onun için biraz beklemekte fayda var. Bu süreç içerisinde hem üniversitemiz belirli bir büyüklüğe ulaşacaktır, belirli akademik gelişimini tamamlayacaktır. Hem de sağlık reformu olarak adlandırılan, yapılanma bir neticeye ulaşacaktır. Bunun sonrasında hep birlikte Osmaniye Korkut Atı bünyesinde bir tıp fakültesi açılması mümkün müdür? Hala mantıklı mıdır, değil midir? Bunu bir tartışmamız gerekecek ve bunun neticesinde de nihai bir karara varmamız gerekecek. Şunu vurgulamak istiyorum. Bizim planlarımız içerisinde bir tıp fakültesi yer almakta. Ancak soru şu ki, bu ne zaman? Bunu şu anda cevap vermek çok mümkün gözükmüyor. Lisans öğrencilerimizi karşıladığımız 2009 yılından bu yana Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinden öğrencilerimizi kabul ediyoruz üniversitemize. Evet. En son siz de 12 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz akademik yıl açılışımızda 78 farklı ilden öğrencimiz olduğunu vurguladınız. Evet. Öğrenci profilimiz ve öğrenci sayımız hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki bu sizin de bahsettiğiniz 78 ilden öğrencimizin gelmesini biz büyük bir zenginlik olarak görüyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'nin dört bir yanından, değişik illerimizden Osmaniye'ye öğrencilerimizin gelmesi. Bunun kaçınılmaz bir ekonomik katkısı var. Çünkü dışarıdan buraya gelen öğrencilerimizin getirdiği sabit bir para, sıcak para söz konusu ve bu Osmaniye içerisinde harcanıyor. Fakültelerimize kaydolan öğrencilerimize baktığımda bu yıl şunu gördüm ki, fakültelerimize kaydolan öğrencilerimizin sadece %9'u Osmaniye'den, %91'i az önce sizin de bahsettiğiniz Türkiye'nin 78 farklı ilinden gelmekte. Bu ekonomik getirinin yanında ben bunu gerek ilimiz açısından, gerek üniversitemiz açısından bir zenginlik olarak görüyorum. Çünkü Osmaniye nispeten kapalı kalmış bir toplum. Nispeten belirli gelenek, görenek ve muhafazakar bir yapı içerisindeki bir şehrimiz. Bunun mutlaka artıları, güzellikleri var. Ancak artık dünyaya açılan bir çağda buradaki gençlerimizin de, Osmaniyelilerin de biraz ufuklarını açmaları açısından, farklı kültürlerle, farklı anlayışlarla yüz yüze gelebilmeleri açısından bu dışarıdan gelen öğrencilerimiz bize büyük bir artı. Bu gelen öğrencilerimiz Osmaniye'nin tanıtımı noktasında çok büyük birer artı. Hep şikayetimiz var ilde. Osmaniye'yi çok iyi tanıtabiliyor muyuz? Osmaniye çok iyi tanınıyor mu Türkiye genelinde? İşte gelen öğrencilerimiz 78 ilden farklı insanlar geliyor. Bunlar Türkiye'nin dört bir tarafına dağılıyor. Ama şunu da söylemek gerekir ki burada, bu gelen öğrencilerimiz buradan iyi intibalarla ayrılmalı. Bu sadece üniversiteye iş, görev düşmüyor ama aynı zamanda Osmaniyeli'ye, şehre de bir görev düşüyor. Evet. Bu gelen gençlerimizi kucaklamaları gerekiyor. Bunlara sahip çıkmaları gerekiyor. Gerekiyor ki burada kalan insanlar yarın bir gün buradan ayrıldıklarında Osmaniye'nin fahri birer temsilcileri olsun. Osmaniye'yi dışarıya atsınlar, Osmaniye'yi dışarıda tanıtsınlar. Tabii ki kendi öğrencilerimiz açısından da bu bir zenginlik. Öğrencilerimizin farklı kültürlerden, farklı anlayışlarla yetişmiş arkadaşlarla aynı sınıfta olmaları, aynı kantinde oturup kalkmaları, bunlar hep yarınlarına hazırlanma anlamında önemli. Çünkü yarın mezun olduklarında hiç sevmedikleri, taban